Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Eylül ayı tabii ki sizin için yılın en güçlü, önemli aylarından biri. Burcunuzda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu çok önemli bir etki. Satürn zaten balık burcunda, Neptün balık burcunda. Üstelik hemen ayın ilk günlerinde 3 Eylül'de tam karşıt burcunuzda Başak yeni ayı doğacak. 11 derece Başak burcunda. Bu biraz tabii ki ilişki dinamiklerinizin de önemli olduğunu, belirleyici olacağını gösteriyor. Yönetici gezegen Merkür artık Aslan burcunda ileri harekette, hızlı bir şekilde ilerleyecek bu ay. Başak burcuna, Terazi burcuna doğru devam edecek. Merkür hızlıyken biz de hızlanıyoruz aslında. Günlük işlerimizi artık daha rahat ilerletebiliriz. Özellikle Ağustos'ta hani yarım kalmış konular, gecikmiş konular, engellenmiş konular bu ay çözüm bulabilir, destekler alabiliriz, ilerleyebiliriz. İlişki dinamiklerinizle ilgili bir tanışmanın olması, bir işbirliğine karar vermeniz, ortaklıkların oluşması ya da evlilik konularının gündeme gelmesi mümkündür aslında. Bu ay özellikle evliyseniz tabii ki eşinizle ilgili konular, eşinizin maddi konuları, kazançları, işi ve benzeri alanlarda da yine güçlü etkiler alabilirsiniz. Aslında Başak yeni ayı sorun çözen, sorunları fark ettiren ama sorunları çözmek için de gerekli yardımları, destekleri karşımıza çıkarabilen bir yeni ay. Enteresan etkileri var. Çok güçlü sabit yıldızların tesiri var gökyüzünde. Dolayısıyla kadersel gelişmelere, hak edişlere açık olduğumuz bir dönemdeyiz. Üstelik Satürn sizin burcunuzda olduğu için sürekli bir karmik etki söz konusu hayatınızda. Hak edişlerinizle yüzleşiyorsunuz. Hayat size sürekli dersler çıkarıyor karşınıza ama sizi büyütmeye çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. İşte bu Başak yeni ayında da bu etkiler iyice bir gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın etkileri daha güçlü çalışabilir. Ayın 8'ine biraz dikkat edelim. Güneş Satürn karşıtlığı netleşiyor. Hani bu da belki yeni ay döngüsüyle gündeme gelen konularla bir yüzleşme, sorumluluk alma ya da hani bazı hatalarda eksiklerle daha fazla yüzleşme anlamına gelebilir. Yine hem sağlık konularına dikkat edin tabii ki hem de ilişki dinamiklerine dikkat edin. Biraz da böyle ayın ilk günlerinde Mars Neptün karesi etkili olacak. Bu sizin bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Hani mevsimsel rahatsızlıklara, alerjik sorunlara, böyle zehirlenmelere falan açık olabilirsiniz. Lütfen kendinize dikkat edin. Özellikle ayın ilk haftasında burada kronik sorunlarınız varsa, böyle bir metabolizma sorunlarınız, işte alerjileriniz varsa yediklerinize, içtiklerinize lütfen dikkat edin. Evet, ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç'e geçecek. Mars uzunca bir süre önümüzdeki aylarda Yengeç'te kalacak. Çünkü yaz aylarında retrosu da olacak. Dolayısıyla 5-6 ay kadar biz Mars'ı Yengeç'te göreceğiz. Bu durum uzun süreli bir etki. Ama tabii ki Yengeç sizin için dost bir burç ve size olumlu bir açıda olacak. 5. evinizde olacak. Birazdan enerjisi anlamda daha romantik konulara, duygusal konulara, işte sanatla ilgili, yaratıcılıkla, spor gibi fiziksel aktivitelere falan bu dönemde daha fazla yönelebilirsiniz. Fırsatlarınız artabilir. 15'inde Venüs-Jüpiter güzel bir üçgen açısı var gökyüzünde. İkisi de şanslı gezegen. Venüs-Jüpiter üçgeni. Dolayısıyla yılın da şanslı günlerinden birisi. Kısmetli bir gün. Hani en azından kendimizi daha iyimser, daha keyifli, böyle neşeli hissedebiliriz. Venüs-Jüpiter üçgen açısını sevgili balıklar birazdan para konularında alabilirsiniz. Daha rahatlatıcı olabilir sizin için. İş fırsatları anlamında daha rahat açılımlar söz konusu olabilir. 15 Eylül'de yılın en şanslı açılarından biri oluşacak gökyüzünde. Terazi burcundaki Venüs ve İkizler burcundaki Jüpiter arasındaki bu hava üçgeni gerçekten hani maddi konularda, parasal konularda bazı özel fırsatlar karşınıza çıkarabilir sevgili balıklar. Kendimizi daha iyimser, daha keyifli hissedebileceğimiz zaman dilimleri. Venüs'ün etkisi burada. Özellikle ikili ilişkiler, eşinizin kaynakları, ortaklı gelir giderleriniz, belki bir kredi işiniz, yani buralarda bazı destekler almanızı, yardımlar almanızı sağlayabilir. Ve ayın 18'inde artık ay dolunay fazında, 25 derece balık burcunda dolunayla birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Tabii ki önemli,
güçlü bir etkiden bahsediyoruz. Sadece bu ayda da sınırlı değil, önümüzdeki birkaç ayı etkileyecek bir ay tutulması bu. 2025 yılında da tutulmalar zaten balık başak aksına geçmiş olacak. Daha kadersel, daha dönüştürücü bir etkiden bahsediyoruz. Satürn ve Neptün'ün de burcunuzda olduğunu düşünürsek, bu ay tutulması sizi duygusal olarak biraz yorabilir, zorlayabilir. Yaşamanızdaki eksikliklerle yüzleşebilirsiniz, bazı hatalarla yüzleşebilirsiniz. Tabii ki daha bir karamsar olmanız mümkün. Bazı kayıplarınız olabilir, özellikle duygusal alanlarınızda. Sağlığınıza tabii ki dikkat edin. Tutulmalarda bedensel olarak etkilenebiliriz. Sağlık konularında özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Beslenmenize, diyetinize dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Kısa vadede Eylül ayında başlamış olan bazı girişimlerimiz sonuç verebilir. Orta vadede özellikle bu yılın Mart ayında başlamış olan, hayatımıza gelmiş olan konular olgunlaşabilir. Biraz daha uzun vadede 2015 yılını, 2016'yı şöyle bir gözden geçirin. O dönemde de balık tutulmaları vardı. Belki yaşamınızda bazı süreçler oluşmaya başladı. Şu andaki şartlarınız o dönemle bağlantılı olabilir. İşte bunların dönüştüğü, tamamlandığı, bir yeni bir döngünün başladığı bir dönemdesiniz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan çok daha güçlü, daha kadersel, dönüştürücü etkiler alabilirsiniz. Ayın 22'sinde güneş artık terazi burcunda parlamaya başlayacak. Önümüzdeki ay Ekim'de, 2 Ekim'de de terazi burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Ve tabii ki para konuları, maddi konular daha fazla şekillenmeye başlayacak, belirleyici olmaya başlayacak yaşamınızda. Ayın son günlerinde 29-30 Eylül gibi güneşle Merkür'ün ay düğümlerinin yine terazi burcunda birleşimi var. Merkür güneşin kalbinde biliyorsunuz çok özel bir etki verecek. Özellikle para konularında ilginç mesajlar almanız mümkün. Yani bir sorununuzu çözebilirsiniz, yardımlar gelebilir. Özellikle geçmişle bağlantılı konular, hak edişlerle, bazı ilginç tesadüflerle karşılaşabilirsiniz. İşaretleri takip edin sevgili balıklar. Bu video işinize yarıyorsa beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum, hoşça kalın.